GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci iş gününde piyasaları incelediğimizde özellikle çok sığ bir veri takvimiyle karşılaştığımızı ve bu nedenle de güncel gelişmelerin özellikle Yunanistan'la ilgili gelişmelerin piyasaları daha yoğun bir şekilde bugün etkilediğini ifade edebiliriz. Burada dünkü gelişmelerden hatırlatma yapacak olursak Yunan hükümeti kamu şirketlerinin ve emeklilik fonlarının nakit rezervlerini Yunanistan Merkez Bankası'na transferini öngören kararnameyi yayınladığını görmüştük. Bunu açıklamıştık. Bununla birlikte de görece güvenli varlıklardan bir miktar çıkışın gerçekleştiğini, bununla birlikte altın, Japon yeni gibi varlıkların değer kaybına uğradığını görmüştük. Bugünse basına yansıyan haberlerde Avrupa Merkez Bankası'nın Yunan bankalarına sağladığı acil likidi de desteğini azaltma planlarının piyasalarda bir miktar etkili olduğunu ifade edilir, edebiliriz ki bu negatif bir hava yarattı ve gerek Euro'da gerek Euro bölgesi endekslerinde Avrupa endekslerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmuş durumda gün içerisinde daha temkinli açıklamalar gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Burada hem Euro bölgesine hem Yunanistan'a zarar verebilecek durumların söz konusu olabileceğiyle ilgili açıklamalar gerçekleşti. Özellikle de Yunanistan'ın Mayıs ayındaki borçlarını ödeyebileceğine dair soru işaretlerinin oluştuğu süreçte bu temkinli açıklamaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Euro Grup Başkanı'nın açıklamaları dikkat çekti gün içerisinde Yunanistan'ın parasının bitmekte olduğunu kreditörler ile Yunanistan'ın önümüzdeki haftalarda anlaşmaya varmasını beklediğini ifade etti burada Dizelblom. Bununla birlikte de gün içerisinde öne çıkan takvim verisinin Alman ZIV ekonomik e, görünümü yatırımcı güveninin açıklandığı endeks rakamında olduğunu ifade edebiliriz. Burada endeks son 6 aydır ilk kez gerileme gösterdi. Açıklamalara baktığımızda ise endeks sonrasında iyimser görünüm hala etkili olmayı sürdürse de e, burada beklentinin altında bir görünümün karşımıza çıktığı fakat e, burada özellikle Almanya'daki yatırımcıların endekse katılım sağlayan yatırımcıların Yunanistan hakkındaki görüşlerinin şu ana kadar ekonomideki payının sınırlı olduğu ifade edildi. Burada vurgulandığını da söyleyebiliriz. Bunun dışında Zivin e, Avrupa için Euro bölgesi için açıkladığı rakamlarda ise beklentilerin üzerinde bir artış gözüktüğü, iyimserliğin e, önceki döneme göre de arttığını takip ettik. euroya destek olan rakamlardan birisiydi bu da gün içerisinde bunun dışında da e, ABD tarafına geçtiğimizde burada bilanço sezonunun devam ettiğini görüyoruz ve e, olumlu bir sürecin gerçekleştiğini de ifade edebiliriz genel açıdan baktığımızda burada bilançolarda bununla birlikte de e, endekslere baktığımızda yatay bir seyir olduğunu ifade etmekte fayda var. Burada özellikle bugün verizonun ön plana çıktığını görmüştük ve beklentilerin üzerindeki rakamlarıyla birlikte piyasaları etkiledi tahvil faizlerine baktığımızda da bu rakamın iyimserliğin e, bir miktar burada da etkili olduğunu görüyoruz. Dünün ardından tekrar tahvil 10 yıllık ABD hazine tahvilinin faizlerinin 1.91'e tırmandığını, 1.90'ın üzerine tırmandığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte de altın fiyatına baktığımızda ons altın fiyatına 1198 doların hemen üzerinde hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Petrol fiyatlarında ise düne yakın seviyeler hala seyrini koruyor. 57.90 seviyesinde ABD tipi ham petrol. Brent tipi ham petrole baktığımızda ise 63.25 dolar seviyelerinde şu an için hareketlerini sürdürmekte. Yarın özellikle yurt içi piyasalardan bahsedecek olursak, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz beyanatını gerçekleştirmesi bekleniyor. Herhangi bir değişiklik beklenmemesine karşın hem burada beklentilerin yoğunlaşması hem de ekonomik takvim verilerinin de bugün sığ olduğunu belirtmiştik. Bununla birlikte bekleyiş havasının hakim olması Türk Lirası'nda daha sakin, önceki günlere göre daha sakin bir seyir görmemizde etkili oldu. Özellikle burada Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülke para birimleri ne nazaran bunlarla karşılaştırdığımızda bugün güçlü bir seyir sergilediğini söyleyebiliriz. Hatta gelişmekte olan ülke para birimlerinde majör dolar, euro gibi para birimlerine karşı en güçlü görünümü sergilediğini söyleyebiliriz. Euro Türk Lirası'nda özellikle düşüşler Euro'daki baskıyla birlikte karşımıza çıktı, ön plana çıktı. Euro Türk Lirası 2.88 seviyesinde şu an için hareketlerini sürdürüyor. Dolar Türk Lirası ise tekrar 2.70'in altında 2.68 35 seviyelerinde hareketlerini sürdürmekte. Bununla birlikte de yarınki beyanat öncesi BIST Endeksine de baktığımızda %2.40'lık bir yükselişin şu an için söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Haftanın ikinci üç gününde piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.